Ha, avantaj. Peki benim ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz hocam. Tamam. Biraz dikkatli takip eder. Ben dikkatsizim bugün biraz. Belki yanlış falan yaparsam. Şimdi birkaç şeyden araştırma yaptım. Curadardan. Böyle birkaç tane case. Şimdi burada case'ler çok komplike değil. Bildiği case'ler. Biz de zaten Splunk hani eğitim alırken dışarıdan dendiği bir adam vardı. Dataset getiriyordu. Bu datasetler de tabii çok yani gene yarışmalarda falan kullanılan uydurulmuş datasetler. Yani birisi işte web sitesine giriyor. İşte web server'ı ekliyor. Oradan işte defacing yapıyor. Web sayfasının yüzünü değiştiriyor falan. Ya da bir tanesinde mesela direkt şey işte bilgisayara giriyor falan. Hangi kaynaktan girdiğini bulmaya çalışıyorsunuz falan. Yani bunlar oluşturulmuş case'lerdi. Hani bu tip case'leri bulmak çok zor. Yani onlar da zaten kendi şeylerinden getirmiyorlardı. Yarışmalarda falan Splunk'ın yarışmaları oluyor. Onlar da oluşturulmuş şeyler ve çok aslında olsaydı sizin anlayabileceğiniz şekilde çok zor değil. Bize o zaman zor geliyordu. Çünkü daha başındaydık ve temel birçok şeyi öğretmemişlerdi. Üstün körü anlatılmıştı. Biz zorlanmıştık. Keşke o olsaydı. Ben o dataset'i bulan yani bulamadım. Bilen de yoktu maalesef. Buradan bir iki tane yani üç tane yapsak yeterli diye düşünüyorum ben. Şimdi bir tane şunu seçtim. QRadar'da 16707 numaralı offense. Bu çok ilginç. Her sene bizim serverlarda olur bu ve sürekli bu olmaya devam ediyor. Açın bunun bugün de vardır muhtemelen bu çünkü bu bir kere olmaya başladı mıydı? Bu şey potential şey object hijacking. Bu normalde legit bir şey ama sistemler hep bunu uyarı verirler. Bunu ben hatta bir şeyde interview'da kullandım. Yani bunu anlattığımda adam şaşırmış çünkü bu Microsoft ürünlerinin sebep olduğu bir şey. Nasıl oluyor falan ama oluyor. Hızlıca ben buradan göstereyim, oradan Splunk'a geçelim. Şimdi iki şeye sebebiyet vermiş. Bir tanesi command execution, bir tanesi de process creation success. Tamam. Önce process creation success mesela. Bakalım aynısıyla çünkü Splunk Search'te de karşılaşacağımız için anlamamıza faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk dikkatinizi çeken ne? Burada biz buna şeyde de çok rastlıyorduk değil mi? CrowdStrike'de. Neye karşılık geliyordu bu CrowdStrike'de? Şu. Peti, Aa. Command line'a line. karşılık geliyordu. Command line. İşte burada normalde legit aslında. Software altında install AM Delta Patch diye bir şey. Bu orada varmış aslında. Bu herhalde biz buna yani genelde şeyler için diyorlar. Bunları malware'ler için diyorlar ama göz kırpma, dışarıya göz kırpma manasında beaconing yapıyorlar. Connection kurmaya çalışıyor. Burada da hakeza öyle. Hatırlarsanız ben şunu söylemiştim size. Command line ile aynı manaya gelen bir kelime daha var. Hatırlıyor musunuz? Biopath miydi? Yani No, pardon. değil. Bunu yazın demiştim. Bu sizin karşınıza çıkar. Özellikle Al. image. Ha, image. Evet. Tamam. Şimdi ilk buradaki session'da söylemiştim bunu. Zaten dikkat ederseniz bakın bu şununla şu aynı görüyor musunuz? Tek farkı şudur genelde. Command line'da şurada eklemeler oluyor. Yani bunların çok ben o kadar operation sisteme vakıf değil ama ben mesela kendi bilgisayarımda bakıyordum sizden önce. Şöyle göstereyim. İşte mesela evet az önce görüyordum. Image pet diye yazıyorduk. Kayboldu. Şöyle söyleyebilirim. Şunlar image pet arkadaşlar. Yani image pet burada. Image pet görüyor musunuz? Mesela runtime broker exe, runtime broker exe. Burada embedding var. Sadece burada eklemeler oluyor. Yani burada mesela aynı şey. Tamam mı? Yani image ile image pet zaten file pet gibi aynı şey. Dolayısıyla Splunk'ta bununla karşılaşacaksınız. Ne zaman karşılaşacaksınız? Eğer mesela genelde sizin mesela şeyle alarmların çoğusu network'te olan ayarlar. Drop oluyor yani. Dışarıda oluyor. IPS engelliyor. Firewall engelliyor. Fakat bir şekilde içeriden dışarıya doğru bir connection olursa ya da mesela içeride bir malware işte bir payload run edilirse tabii ki command line çalışılmış oluyor. O tip durumlarda tamam mı? Image'e ve command line'e bakacaksınız. Ve normalde Splunk kullananların en son öğrendiği ya da öğrenmediği şey budur. Yoksa bunu bilmeden
Splunk'ın yani şey bir kompütür içerisinde, bir machine içerisinde, host içerisinde search yapamazsınız. Bunu bilmeniz gerekiyor, tamam mı? Biz bilmiyorduk. Buna bağlı şeyler yapmaya çalıştılar da çok bize anlamadık. Ha ben size bunu anlatıyorum, tamam mı? Şimdi birazdan da bu örnekte çıkacak. Aynı şeyler gidiyor. Şey yapabilirsiniz. Bu normalde şöyle söyleyeyim. Bunu araştırırsınız arkadaşlar. AM Delta EX'i bu normalde Windows'un işte Defender'a bağlı çalışan, update'lerde kullanılan bir şey. Yani onun parçası olan. Ama bazı insanlar görürsünüz bloklarda. Ben bunu yeni gördüm falan. Ama işte sistemlerde özellikle işte hani SIM'e bağlı sistemlerde bu çok alarm veriyor. Bizim şeyde de özellikle. Şimdi bununla alakalı search yapacağız. Hani Splunk skill'lerini nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Yani bu, şunu bilin sadece bu legit. Şuna da bakalım. Process create'e de bakalım. Aynı şey. Aynı şey. Yani zaten aslında process yani process create etmeye çalışmış tahmin ediyorum. Yani bunu run etmiş ama connect dışarıyla connect edememiş. Connect dışarıyla connect ederken de şey alarm vermiş sistem. Bunu şeyde göstereceğiz şimdi. Yani Splunk'ta ne yapmaya çalışmış, nereyle connect etmeye çalışmış, hangi IP, hangi URL, hangi DNS şeyleri, bunların hepsini Splunk'tan getireceğiz, tamam? Şimdi burada şeye bakıyorsunuz, işte 11.1.10 IP'li makinemiz. Bu olay, bu bugün diye şey, bugün de vardı. Ben baktım, July 9 diye geçiyordu. 9.53. Şimdi ben bunu bu sabah girmiştim, tahmin ediyorum bunu set ettim. Evet, 9.53. Şimdi bunu search yapalım. Şimdi ben bazen right to the point hareket edeceğim. Bazen de sırf mental yani hani mental math olsun diye, yani brainstorming olsun diye, sadece üzerinde düşünelim diye. Yani bu play around diyorlar ya. Kurcalayalım. Burada kullanmayız ama başka yerde kullanabiliriz babından. Hani bir şeyle öğrenin diye. Yoksa ben bunun üzerine gitsem 2 dakikada biter zaten bu. Nasıl düşüneceğiz? Şimdi bu selected field'lerini, bu selected field'e her şeyi yüklemeyin arkadaşlar. Ben bu sabah dün temizledim. Arkadaşlar her şeyi yüklemişler. Yani şuradan tıklıyorlar. Ondan sonra yes diyorlar. Bunu buraya atıyorlar. Interesting field'de kalsın. Kendi kullanacağın önemli şeyler host name gibi, destination IP, bu tip şeyler yani ilk etapta baktığınız şeyler burada kalsın. Siz kendi Splunk'ınızı kendinize göre yüklersiniz yani iş yerinizde. Şimdi dün bir arkadaşınız sağ olsun bu soruyu sormuştu. Bilmiyorum burada mı arkadaşınız. Bu isimlendirmeyle alakalı. Destination IP. Burada bir fark var ama o bir fark nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bunlar aşağı yukarı aynı şeyler. Host işte bunlar farklı. Yani ben eminim gittiğiniz iş yerinde bunların isimleri çok farklı olacak. Mesela bu signature değil. Bunun eskiden bunun adı başka bir şeydi. Hatırlıyorum ben. Şimdi signature olarak şey yapmışlar. Yani fakat içeriği önemli. Zamanla işte kullandıkça içerikle bu field'in adını kendi kafanızda zaten match edeceksiniz. Tamam mı? Mesela burada host dediği şey makinalar. Bilginin kaynağı bu. Datanın kaynağı. Burada host name diyor. Burada aslında URL'in kaynağı. URL de bir data kaynağı olduğu için bunlar URL'ler ya da işte DNS şey DNS'te connect edilen kayıtlar. Tamam. Hocam sözünüzü kestiğim gibi oldu ama biraz önce söylediğiniz hususla alakalı Splunk hangi log kaynağından faydalanıyorsa, logu alıyorsa orası hangi kısaltmayı kullanıyorsa sistemde de onu gösteriyor. Yani o şekilde söylemişti Ömer Hoca zamanında bununla ilgili. Yo, doğrudur. Bu isimler her yerde aynı olmaz. Ben onu katılıyorum. Evet. Aynı konu farklı isimlendirmeler altında oluyor hocam. Mevzu oradan kaynaklanıyor. Yani bu Splunk'ta bu field'ların isimlerini değiştirebiliyorsunuz çok kolaylıkla. Tamam. Evet. Şimdi mesela bu MD5 diyor. Şimdi hash de denebilir buna. Sadece hash diyebilirsiniz ve SHA-256 kullanabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ama burada üçünü de kullanmak istemişler. Üçünü de kullanınca bu sefer hash diye kullanmanın bir manası kalmamış. Yani MD5, SHA-1, sanıyorum aşağıda onlar da var. Yoksa da şeyden ekleyebilir. Yok. Demek ki şuradan field'dan ekleyeceksiniz. Yani şu 20-122 field'dan ekleyebilirsiniz. Ben buraya ekledim çünkü bugün kullanacağız. Şimdi burada bir soru sorayım. Şimdi sizin bir search'ünüz hash getirmişse bunun anlamı ne olabilir? File olabilir. Başka? Bir de process olabilir.
Process, evet. Yani yine faile denk geliyor. Sizin sisteminizdeki bir prosese denk gelebilir. Tamam mı? Bu önemli. Bu mesela burada bir download edilen bir şey yok aslında. Q-Radar'daki alarm hatırlayacaksınız. İçeride bir exe file var. Evet, ondan kaynaklanıyor. Onun run edildiği işte o image'den kaynaklanıyor. Ama bir download edilen bir file yok. Ama bu şey o prosesin ya da o exe file'inin denebilir şeyi. Hash'e, tamam. Şimdi bunlara tek tek bakabilirsiniz. Yani şey mesela geçen ben field oluşturmayı anlatmıştım, hatırlayacaksınız burada. Daha doğrusu workflow oluşturmayı. Mesela gidersiniz burada destination app'leri değil de şeye bakarsınız. Hash eklemiş miyiz, eklememişiz. Evet, tamam. Eklemişiz. Acaba merak ettim. MD5 mi yoksa aşağı? Yok. Daha bakayım. Niye kapattıysam. Evet, bunu değiştirmek gerekiyor. Çünkü burada file diye geçiyor. File, MD file yapmak gerekiyor. Tam bunu edit yapmak gerekiyor. Neyse. Aşağı doğru gelelim. Proseslere bakalım. Çünkü şu hostname'ler çok bir şey söylemedi. Subject detected. Certificate status. Bu certificate nereden geliyor? URL'lerden. Yani legit bir yere bağlanırsanız certificate check olur, değil mi? Hı hı. Mesela evet. Microsoft'a bağlanırsanız Microsoft'un yani şeyini yani onun sertifikatını işte server'dan check etmeniz gerekiyor. Bu zaten bu o aslında hikayeyi bildiğimiz için burada üzerinde konuşabiliriz. O exe file işte artık Microsoft'a beacon yapan o şey tabii connect etmek için bunu run etmesi gerekiyor en başta. Mesela connected bir ara hemencik connect olmuş. Loaded, ondan sonra create. Bu neyi create oldu? O şey, process create oldu değil mi? Yani bunları şimdi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bilmediğimiz şeyler de getireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada en çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi de bu signature. Domain monitored URL belongs to an allowed category. Bu aslında şu arkadaşlar. Buradaki şu aslında işte access ya da işte certificate. Tamamen bununla aynı başlıkta. Çünkü bilinen bir yere connect ediyor. Server certificate. Burada ismi bile geçiyor. Collaboration Microsoft Portal. Demek ki Microsoft Portal'a connect etmeye çalışıyor. Network SSL. Bu tamam HTTP browser. Bakalım başka bir şey var mı? Microsoft Authentication. Microsoft. Aslında görüyoruz ki olanların hepsi aslında legit. Yani normalde şey yok. Yani malicious bir durum yok. Tıpkı bizim Q-Radar'da gördüğümüz gibi. Değil mi? Yani bunu şeylerde signature'larda 3 aşağı 5 yukarı söylüyor. Başka bakalım. Source type bu çok şey değil. URL'ler, username yok. Şimdi burada tamam aşağı doğru gidelim. Burada bizim işimize yarayacak bir şey var mı? Şu mesajlar arkadaşlar maalesef 100 tane mesaj gelmiş ama bu mesajlar aslında çok işe yarayan şeyler olabiliyor yerine göre. Mesela bir iki tanesine bakalım. Aslında burada olayı anlatıyor da bu başka bir prosesle alakalı. Çok uzun uzun anlatıyor. Bakayım bizim proses var mı burada? Yani siz tabii bu 100 tane şeye bakamazsınız. Ben sadece yani bunun fonksiyonunu size anlatma açısından söylüyorum. Evet, burada görüyor musunuz? Bak. Okunabiliyor mu? The Delta patch, yeah. Evet, yani dördüncü mesajda çıktı bu. Tamam. Şimdi biz tabii bunu görmediğimizi farz ediyoruz. Tabii bakabilirsiniz, görebilirsiniz, sıkıntı yok. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi burada bir hostname diye adlandırılan bu işte bu kaynaklar var. Bu DNS source'ları var, işte URL'ler var. Ondan sonra signature'lar var. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi nasıl olsa hani biraz zihin yürütme yapıyoruz. Mesela MD5 desek, tamam mı? Hepsini getirsek içinde MD5 olan. Oops. Step step gidelim. Ben normalde kendim yapıyor olsaydım hani bu kısma çok girmezdim. Ama hani burada şey yapıyoruz. Splunk'ı biraz daha iyi öğrenmeniz için yapıyorum bunları. Kurcalıyoruz yani. Tamam. Şimdi burada
şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki prosesler hani Windows'un içinde olan bir hadise bilindiği için normalde sizin çalıştığınız ortamda ben bunu şeyde de göstermiştim. Burada sizin seansta hatırlıyor musunuz? Command line şeylerini getirmiştim. CrowdStrike'de olan bir olaydan, bir incident'tan event search yapmıştık. Şeye gitmiştik. Splunk açmıştı hatırlıyor musun? 11-12 tane falan command line query'si getirmiştik. Onların bazıları olan olayla alakasızdı. Bazıları da alakalıydı. Çoğunlukla da alakalıydı. Şimdi normalde arkadaşlar bu olayda burada aslında command line olması gerekir. Ya da image olması gerekir. Yok mu? O zaman burada arayacaksınız. Tamam mı? Şimdi benim bunu MD5'i getirme sebebim o. Olayı anlamaya çalışıyorum. File'ları getirirsem image'de, command line'de bir şekilde çıkacak. Şimdi şurada birkaç tane çıktı zaten. Kaç taneymiş? 13 tanemiş. Şöyle hızlı bir şekilde ben bakayım. Az önce gösterdiğim şeyi burada da görmemiz gerekiyor. Yani bu EXE şeyini. Evet. Görüyor musunuz? Ve command line adı altında. Bu yüzden ben diyorum. Yani bunun çıkmış olması gerekiyor. Hatta şunu da göstereyim. Bir dakika. İşte burada. Görüyor musunuz? Aynısı aslında. Yani image diye başlıyor. Normalde aynı file'la bitiyor. Yani AM Delta Patch EXE diye bitiyor. Peki şimdi burada yoksa, şurada yoksa ben geçen hızlı bir, kötü bir power user session'ı yapmıştım. Orada bunları ayıklamakla alakalı bir şey öğretmiştim. Hatırlayan var mı? O seansta olanlar var mı? Yapmayacağım onu ama sadece isimlendirme açısından. Yani burada olan bir şey var, burada yok ama buradan ayıklamak istiyorum. Ve 13 taneden fazla değilim. Yani 20-30 tane var ve tek tek bakamayacaksınız. Ne yapmıştık biz orada? Table mı diyorsunuz hocam? Efendim? Table'ı mı kastettiniz acaba? Yok, table yapacağız ama buradan pick out yapmıştım. Ben böyle tam adını yani söylemek istemiyorum da. Hani extract field yapmıştık hatırlıyor musunuz? Nasıl yapmıştık extract field'i? Field negatif ve sonra field name yazarsanız siliyor hocam onları. Hızlıca yapmayacağım da göstereyim sadece. İki türlü extract field vardı hatırlayacaksınız. Demilitary ve de regex'ti. Hangisini göstermiştim ben? Demilitary'i göstermiştim. Bunu da siz çok yani fazla sayıda event varsa bunu hararetle tavsiye ederim. Space yapacaksınız. Hop ayrılacak. Görüyor musunuz? Peki bizim aradığımız şey nerede normalde? Image'i arıyoruz. Ya da işte command line'i arıyoruz. Değil mi? Evet aslında şey şöyle bir öncekinde yapsaydık daha iyiydi. Orada istediğimiz file çıkardı. Neyse yani şöyle yapacaksınız. Ben artık bunu tamamlamayacağım için. Diyelim ki şurası image burada mesela değil mi? Bunu aklınızda tutuyorsunuz. Ben bunları ayrıştıracağım. Buna basarsam çünkü 20 tane field ekleyecek. Hatırlayacaksınız. Ben bunu yapmayacağım. Orada fieldlerden hangisine bakacaksınız? 18'e bakacaksınız. Bir de 20'ye bakacaksınız. Tahmin ediyorum command line 20'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada bir yerde image load zaten aynısı. Bir de command line. Bu sefer size field 18'e bastığınız zaman bütün command line şeylerini getirecek arkadaşlar. Tamam. Bunu yapmayacağım dediğim gibi ama bu aklınızda kalsın. Yani bir iyi bir Splunk kullanıcısı demilitary yapar. Yapabilir ki yapılabilir. Çok basit yani. Şimdi bunu sadece şey olsun diye yaptım arkadaşlar. Image nedir? MD5 nedir? Bunu bilesiniz diye. Şimdi gelelim. Right to the point bir iş yapalım artık. Şimdi şu search'e geri gidelim. Şimdi ben biliyorum. Evet. Signature'lar bana bir mesaj verdi. Hostname'ler de bir mesaj verdi. Yani buradan evet. Belli bir proses, belli işlemler var. İşlemlerin event signature, başka şeylerde event signature diye geçiyor bu. Host name'ler de var. Şöyle bir şey yapalım diyorum. Acaba işte bir de URL'ler var. Yani bunların birbiriyle connection'ını bulmak istiyorum. Tamam mı? Mesela ne yapabilirim diyorum. Diyorum ki table, ops pardon tabii ki pipe yapacaksınız. Ne diyelim? Mesela host name diyelim. Hocam yanlış table yazmışım. Evet.
Dedim bugün ben çok kötüyüm, biraz rahatsızım bayağı. Dikkat edin siz. Signature. Şunu da bir yere yazın. Bu kadar fazla boşluk olursa şöyle yapacaksınız. Mesela diyelim ki host name, tamam mı? Kesinlikle ama kesinlikle null olmasın. Ne demek hocam? Bu, şurası. Null şey demek, boşluk gibi yani. Tamam mı? Geçersiz, evet. Evet. Bu olmasın. Bakın şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Bunları match ettik ve hepsinin aslında bir cause olduğu için ispatlamış olduk bir yönüyle. Yani görüyor musunuz bu bilgi kaynakları, yani host name'ler aslında şurada baktığımız signature'larla hep match olmuş oldu. Görüyor musunuz? Mesela şöyle yapsak, diyelim ki ne yapalım? Bir değişiklik yapalım mesela, ya da buraya mı ekleyelim? Şöyle yapalım. Ops, özür URL diyecektim. URL ekleyelim. Şu FireEye check'ten dolayı geliyor. Bunu sallayın. Şu da FireEye. Bakalım başka bir şey var mı? Events. Bakın Microsoft. Burada login var. Yine Microsoft. Ondan sonra gidiyorsunuz. Şuralara bakalım. Bunlar yani user ID check'leri bunlar. İşte Microsoft. Zaten bu signature'lara bakmıştık. Burada herhangi dikkat çeken suspicious bir şey var mı? Yok. Değil mi? Aslında normalde olan her şeyin aslında temiz olduğunu göstermiş olduk. Yani kötü bir şey yok yani. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Signature, host name, bir de destination IP diyelim. Sadece şey olsun diye, yani örnek olsun diye size göstereceğim. Hani yaptığınız şeyin bir sağlamasını yaptık, bir sağlamasını daha yapalım, tamam mı? Şimdi 34.203.177 neymiş bu? Amazon, güzel. Cloud'dan geliyormuş, tamam. Bunda sıkıntı yok. Şuna bakalım. 52, bu bizim miydi acaba? Bakalım. Değil herhalde hocam. Değil. Evet, bu Microsoft'muş. Make sense yapıyor. Çünkü Microsoft'a bağlanmak istiyor. Güzel. Şuna bakalım. 30, buna baktık değil mi? 23'e de bakalım. Bununla bitirelim. Yani ben eminim bunların hepsi Microsoft'un da. Hani sırf size göstermek açısından şey yapıyorum. Neymiş? Microsoft. Şimdi burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Şunun fotoğrafını çekeceksiniz. Olayı bununla kapatacaksınız. Tamam mı? Yani tabii şeye geri gideceksiniz. Bu yani bu sağlamasını yaptık. Bu en son kısmıydı. Bunu ticket'a ekleyeceksiniz, tamam mı? Ama şey vardı, hatırlayacaksınız. Ona tekrar geri gidelim. Yani ya da gitmeye gerek var mı? MD5 deyip o Delta Patch EX'i var ya. Onun ismini yazacaksınız olayın sebebi olarak. Diyeceksiniz. Hatta bunu şeyden de araştırın arkadaşlar. Yani neden buna sebebiyet veriyor? Bu ilk defa sizde sebebiyet vermiyor. Diğer bütün bilgisayarlarda ve serverlarda bu işte hassas bir noktada çalıştığı için, hassas nokta dediğim de şu. Yani Defender'ın altında çalışıyor. Orada şimdi eventlerin içinden geçersek kesin görürsünüz. Microsoft Defender'de yapalım. Yani çok zihnimi toparlayamıyorum. Yapmaktan çekiniyorum ama yapalım. Yani Microsoft Defender'i göreceksiniz orada. Microsoft Defender'ın altında çalışıyor. Hassas. Onun her yapmak istediği işte update'ler, şunlar bunlar ilginçtir. Şey veriyor. Alarm veriyor. Siz de benimle beraber bakabilirsiniz. Böyle Microsoft Defender falan olması gerekiyor. Bir şekilde. Siz... Ben dün bakarken gördüm de biraz vaktimi almıştı. Bir de daha as content update uyarısı çok veriyor hocam.
Splunk. Bir daha söyleyeyim. Denk geldiniz mi? İşte DAESS Content Update diye. Ha, evet, app olarak. Onu çok veriyor. O da Splunk'ın işte Content Update programıymış. Legitimate bir programmış. Onun uyarısını da çok veriyor. Okay. En azından işte burada evet, yakaladık. Image. Görüyor musunuz? A Microsoft Windows Defender Platform. Windows Defender'ı biliyorsunuz hepiniz. Yani o onun altında çalışan bir proses. Bunu işte search ettikten sonra ticket'ı kapatıyorsunuz. Şu URL'ler, şu işte IP'ler işin içine girmiştir diyorsunuz. Sebebi de bu prosesin işte update prosesinin run edilmesidir diyorsunuz, bitiriyorsunuz. Tamam? Yani bütün connection'ın sebebini koydunuz. Connection'ların da temiz olduğunu ispat ettiniz, bitti. Anlaştık mı? Bir şey daha göstereyim burada size. Yani farklı yerlerde bunu kullanabilirsiniz diye söylüyorum. Şu anda kayıt alıyor musunuz? Evet hocam. Yani çünkü bu işler önemli olabilir. İnşallah bu çalışır. Host name. Bunu geçen derste bununla alakalı bir soru sormuştum. Hani IP'ler, client IP'ler, ülkeler falan, bir de sayılarıyla ve isimlerini getirin demiştim. Bunu sormuştum. Sadece şeyi getirmeyeceğiz, sayısını getirmeyeceğiz. Aynı zamanda isimlerini de getireceğiz. Neye bakarak getireceğiz? Signature'a bakarak getireceğiz. Event signature'a bakarak getireceğiz. Bu da çok yakışıklı bir Splunk metotudur. Bunu da kaydedin. Hepsini bir hamlede göstermeniz gerekiyor. Aslında daha güzel değil mi? Match etmiş oluyor. Mesela SSL demiş. Şuradan işte Certificate Reassign dediği şeye buradan bakmış, şuralardan bakmış falan. Neyin neye hizmet ettiğini göstermiş aslında. Tek tek alakayı, bağlantıyı da göstermiş. Şimdi burada hani aslında case'i kapattık ya, dediğim gibi yani biraz mental math yapıyoruz. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi bizim IP'miz bu. Şimdi biz bu IP'yi ben bunu destination, ya bunu bir türlü öğrenemem. Dest IP mi? Evet, tamam. Alırsam bunun manası nedir? Yani buna bağlı bir search yaparsam. Bu ne demektir? Ne verir bana? Akabinde de source IP olarak alacağım ben bunu. Peki biraz düşünün, bu proses yapsın. Hatta ikinciyi de çalıştırayım ben. Bundan sonra bunu görelim şimdi. Şimdi destination IP dedik, bir şey çıkmadı. Incoming'leri gösterecek değil mi hocam? Efendim? Incoming hani direction olarak. Görelim, onu kastettiniz. Destination IP dediğinizde yani. Peki niye böyle oldu? İlginç. Bir önceki baktıklarınız lokal loglardı hocam. Bir network trafiği değildi. O yüzden destination IP olarak değerlenen. Tam olarak ne demek? IP olmasını beklemezdik. Tam olarak lokal log ne demek yani? Biraz açarsanız. Örnek veriyorum. Windows Defender işte kendini güncelliyor. Öyle olunca hani o logun kaynağında bir source IP olmasını, özür diliyorum, destination IP olmasını beklemeyiz zaten. Yani buradan dışarı doğru bir şey var aslında. Dışarıdan içeri doğru hiçbir şey yok. Anlatabiliyorum. Yani bu olayı anlamak açısından çok önemli. Bazı çok böyle kritik case'lerde bunu yaparlar. Mesela kendi IP'nizi hem source olarak alırlar, dışarı trafiğe bakarlar. Hem de destination olarak, IP olarak alırlar, içeri trafiğe bakarlar. Hatta bunu yaparken şeyi bile değiştirirler. Mesela yani birisini atıyorum, firewall kullanırlar, birisini IPS kullanırlar. Çok farklı bilgiler elde ederler. Bunu da aklınızda tutun. Hani hocam, burada sadece IP yazdığınız zaman, source veya destination diye belirtmeden sadece IP yazdığınız zaman her ikisini de getiriyor olması gerekmiyor mu zaten? Hem source hem destination. Getirir ama o size bir şey sağlamaz. Bu size bir fikir veriyor, bu resim veriyor size. Onu demek istiyorum. Yoksa bunu kaldırırsam şu gördükleriniz yine gelecek. Dediğiniz doğru ama bu dediğim bana bizim az önceki olayı desteklemesi açısından, yani arkadaşınızın dediği gibi lokalde olan bir şey. Belki dışarıyla connect etmeye çalıştı, belki dışarıyla alakasız bir şey.
Onu görmemiz açısından yani. Bizim bugüne kadar yani başından beri konuştuğumuzun sağlaması olması için yaptık. Yoksa sizin yaptığınız bunu getirir ama anlamazsınız onu, o olduğunu. Peki bunu böyle kapatmış olduk arkadaşlar. Nasıl gidiyor, anlaşılıyor mu? İyi gidiyor hocam. Teşekkür ederim. Yani hocam çok özür dilerim. Detaylarını hani güzel bir şekilde anladık da potential hijack mi? Belki yani ben de açıkçası burada baştan bir hani ne oluyor tam onu şey yapamadım. Yani baştan bir dedim hani bir özetle işte şu bizim bu source IP'im yani bizim bir Windows Defender dediniz. Yani onu böyle çok kısa bir özetleyebilir misiniz? Ne olmuş? Ne olmuş? Hocam, tamam sonucu bulduk da hani baştan oldu şimdi ne oldu? Bu şekilde bir özet. Çok kısa bir summary yani. AM Delta EXE diye bir proses var. Tamam mı? Bu proses şeyin altında çalışıyor. Windows yani Windows'un altında çalışıyor ve Microsoft Defender'ın update edilmesine. Yani bunu tabii ben CrowdStrike anlatırken de bunu söylemiştim. Gördüğünüz şeyi hemen Google edin. Bununla alakalı bir search yapın. Hem ne olduğunu anlamış olursunuz hem de neden probleme sebebiyet veriyor ya da nerelerde çok şikayet olduğunu göreceksiniz. Bu run edildiği ortamlarda yani tabii SIM'de çalışıyorsanız SIM tabii daha hassas bir şey. Hani bilgisayarınızda sadece kendi ev bilgisayarınızda olsa Task Manager'da bunu görürsünüz. Yavaşlattığını görürsünüz ama size şikayet etmez sizin kendi bilgisayarınız. Çünkü Windows'un bir parçası AV onu es geçer. Sadece yavaşlatır. Ama bu hani update dediğiniz şey DNS request olduğu için anlatabiliyor muyum? SIM'ler burada uyarı veriyor. İzin vermiyorlar. Yani bunun bir şekilde rule'la es geçilmesi gerekiyor. Burada hadise bu hocam. Bir bilgisayarda ya da server'da bu on işte buna bakmak lazım. Bu 11.1.10 nedir diye işte asset olarak. O hatta sadece bir tanesinde değil. Ben bugün baktım başka bir iki tanesinde daha olmuş. Bu hijacking alarmı birkaç yerde göreceksiniz şeyde. Q-Radar'da. Domain controller. Efendim? Domain controller DC. Güzel. Evet. Yani bunun hocam update teşebbüsü bu alarmı veriyor. Hepsi bu yani. Biz peki ne yaptık? Bunun legit bir şey olduğunu zaten bir kere şeyde gördük. Bir kere bunun request ettiği yani host name dedik diye adlandırılmış URL'ler, o URL'lerin bağlı olduğu IP'ler onları getirdik. Onları signature'larla match ettik. Zaten signature'larda anlatılan şeyler tamamen benign şeyler. Zaten Microsoft'a ait şeyler. Burada başta gördüğümüz şeyi de ispat etmiş olduk yani. O yüzden ayrıyeten bir tane daha sağlaması olsun diye oradaki destination IP'lerinde şeyini getirdik. Yani virus total checking'ini de yapmış olduk. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi bir tane daha var. Önünüzde varsa siz de istiyorsanız ben bekleyeyim. Yani offense 16739 var. Şimdi buradaki şikayet Mirai botnet. Bir botnet. Botnet en baş bela şeylerden bir tanesi. Burada bir 110'lu bir IP var. Aklınızda tutun. Ben hatırlayamayabilirim ama sonra bunu muhakkak bulmamız gerekiyor. Hatta botnet olduğu için başka IP'ler de bulmamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde bir bakalım. Botnet dendiği zaman yani Q-Radar'da ya da pardon şuradan işte şeyde baktığınız zaman ilk karşınıza çıkması gereken şey nedir? Bir URL'dir değil mi? Garip bir URL'dir. Hani bilmiyorum şey hep espri yapar. Max işte sanki şeyin üstüne düştünüz değil mi ama bazen öyle olmayabiliyor. Çoğunlukla genelde kötü yani bildik meşhur şeyler öyledir yani. Botnetler çok anlaşılmaz isimleri vardır ve bir tane atakta 5-10 tane birden gelir. Yani burada hepsini bulmanız gerekir. Yoksa onu yani analiz etmiş sayılmazsınız. Burada ilginç yani bu URL değil arkadaşlar. Bu shell code ama bunu URL olarak veriyor. Başka bir şey var mı? Bakalım. Bir de bu 200 kaçlı bu 252'li şeye ben baktım dün. Buna bayağı bir botnet atak olmuş. Ondan sonra dedim ki sadece bunu değil de böyle bir iki gün aralıkla böyle bir search yapalım. Bakalım başka botnetler var mı? Bunları getirelim dedim. Tamam mı? Evet tamam. Şimdi neyse gidelim. 11.1.252 O bizim honeypot olması lazım. Evet honeypot. Ha, o yüzden güzel. Ben unuttum bunları. Şimdi şunu da şey yapalım. Mesela ne diyelim? Biraz değişik bir şey olsun.
Ya da şöyle mi yap, bir dakika. Yok, onu yapmayalım. Nereden geliyorum? Şöyle. 7 gün yapalım. İnşallah hayal kırıklığına uğratmaz bizi. Evet, sanırım tamamlanmamış 93. 7 gün olmuş, keşke 3 gün çağırsaydık. Arkadaşlar bunu 3 gün yapalım, her defasında bununla uğraşmayalım. Bir tane botnet yakalarsak 3 gün çıkmıyor mu? Şey yapalım o zaman, tarih yapalım. Bu olay ne zaman olmuştu? Yazmış mıyım? Yazmamışım. Bakalım mı ne zaman olmuş mu? July 7 hocam. July 7, 1953. Hı hı. July 7, 9... Ops, şuna nasıl çıktık? July 7, 953. Hatta since oradan beri yapalım. July 7, 9 diyelim. Elli diyelim. Böyle yapalım. İşte biz bu arada şunlara bakalım. NTP neydi? Hatırlıyor musunuz? Network Time Protocol. Time Protocol. Time Protocol. Bir HTTPS connection. Buna bağlı olarak SSL. Bir Ubuntu bilgisayarının update'i var burada. Destination IP'ler. Bunlar hakkında fikrimiz yok. Tamam, bunlar okey. Host name'lere bakalım şimdi. Ubuntu var. Evet, böyle bir fikir verecek bir şey var mı diye bakıyoruz. Şu anda öyle bir şey yok. Tekrar döner bakarız. Proses, şimdi proseslere bakın bakalım en çok dikkatinizi ne çekecek? Backdoor var hocam. Backdoor. Tabii ki backdoor, değil mi? Evet. Signature'lara bakalım. Bunlar zaten yukarıda gelmişti hatırlıyorsunuz. NTP, SSL falan. Evet, bu da geldi. Hatta bakın iki tane varmış. Bir tane Mirai var. Bir tane de şu var. Görüyor musunuz? Yani ikisini de ekleyebiliriz aslında. Şöyle yapalım. Tamam, bunu durduralım. Signature'ları ekleyelim. Ups. Bir de diğeri neydi? Rat. O Mirai dediği botnet Mirai diye mi biliniyor hocam? Öyle bir şey olmuş. Evet, evet. Mirai çok meşhur bir botnet. Bakalım. Yani ne çıkacak bilmiyorum işin açıkçası. Aa, çıkmadı. Çok iyi. Her şey herhangi bir... Hocam bunun ikisinin birden olması zaten şey olmaz mı? OR kullanmışsak. Şimdi yapalım. Evet evet, bu OR olacak. Doğru söylüyorsun. OR olacak. En saçma olur. Hocam
Bir de galiba bunları işte şöyle yapalım bir dakika. Tırnak içine alsanız şeyleri, kelimeleri, çünkü aralarında boşluk var galiba. Şöyle yapalım. Ops, onu yapmayacaktık, özür. Yanlışa tıkladık. Yine Allah. Sabırsızlık, evet. Hadi bakalım. Evet, güzel bir IP getirdik. Backdoor, signature, source type. Evet, burada source'lar var. Bunları şey yapmamız gerekiyor. Şimdi ne tavsiye edersiniz? Evet, yani tamam, bununla alakalı dataları getirdik. Bir şeyleri pick out yapmamız lazım. Action'a bakılması gerekiyor mu? Action'a bakalım. Dropped. Ama zaten şöyle, hani bu yani biz ticket'ta genelde hani bu kaynakları, yani bir action olsa da drop dışında o kaynağı bulmamız gerekiyor. URL, source IP, şudur budur. Bunları eklememiz gerekiyor ki yani bunlar bloklansın diye ya da bir işte bir şey yapılacaksa ona göre yapılsın diye. Neticede biz yine yapacağımız şeyi yapacağız. Şimdi burada bunları nasıl match edelim? Yani şimdi şurada bu bir tane IP var mesela burada. İşte burada source'lar var, URL'ler var. Ne tavsiye edersiniz? Aslında az önce yaptığımızda benzer bir şey yapacaksınız. Hani, label mi oluşturacağız? Efendim? Label mi oluşturacağız? Evet, label oluşturacağız. Siz söyleyin. Value'ları. Tamamlayın. Ne yazayım? Host name. Host, ya da signature mi olmalı? Source. Bir tane var. O zaten belli. Source. Host name diyelim. Tamam, peki. URL diyelim. Evet. Tamam mı? Host name diyelim. Başka bir şey, tamam. Sonra gerekirse başka bir şey ekleriz. Evet, şimdi bayağı bir URL getirdi. Aslında şunlar arkadaşlar, bu ben burada bir session'da bir şey açmıştım. Notepad açmıştım, hatırlıyor musunuz? İçinde bir kod göstermiştim. Hatırlayan var mı? Siz her şeyi unutuyor musunuz ya böyle? Biz unutkan mıyız hocam? Öğreniyoruz o yüzden. Şuna bakın bakalım. Bunun aynısı, bir tane kod açmıştım burada. Shell kod nedir diye. Evet evet. Tamam mı? Change mode'u görünce hatırladım ben de. Sadece şurada. Şu kısmı sondaydı orada. Yani WGET HTTP 117 şu. Ondan sonra burada bir Mozi diye bir file var. Onu getir diyor. Yolda ne yap diyor? Bütün ona permission'ları vermiş. Evet. Privilege ver diyor. Onu işte temporary file'de işle. Ondan sonra işini yaptıktan sonra da sil diyor. Bu aslında shell code arkadaşlar. Bunu bir kere bir yere yazmak lazım. Peki ben bir şey merak ettim. Sadece şuraya signature yazsam bir şey değişecek mi? Bunu kesinlikle fotoğrafını alıp bir kere ticket'a ekleyeceksiniz. Çünkü yani şey için, şunlar için tamam. Bunlar için, şunlar için yapacak bir şeyiniz yok ama şöyle yapalım mesela. Diyelim ki şu IP mesela, bakalım. O public IP hocam. Evet. Şuna bakalım. Yok, ona baktık zaten. O da aynı. O zaman buradaki gariplik şu. Bu şey içerisinden mi run edilmiş? Çok ilginç. Peki şöyle yapalım. Hocam host name'i source'la değiştirirseniz. Evet, bence de. Host name genelde şeyin, bilginin geldiği yeri gösteriyordu değil mi? Logların geldiği yeri, yanlış mı hatırlıyorum? Source yapsanız hocam host'u.
Siz ne istemiştiniz? Source. Tamam. Ya ona da gelecektim de ona sonra gelecektim. Tamam, madem siz şey yaptınız. Güzel. Burada bir IP vardı ama neyse. Evet, bayağı bir IP getirdik. Şimdi bunlara bakabiliriz. Evet, bu temizmiş. Şuna bakalım. Evet, bunu hatırladınız mı? Q-Radar'daki IP, ilk sayfadaki IP'ydi. Çin IP'si. Bu da yine işte Çin bilmem ne. Tamam, yani bunun resmini çekeceksiniz. Bu IP, işte hepsine tek tek bakmak lazım. Temiz olanları ayıklamak lazım. Şimdi buradan evet. Q-Radar'daki en aşağıdakiydi yalnız. En aşağıdaki IP'ydi. 110'lu bir IP'ydi. Bu muydu? Evet, oydu. Tamam. Okay. Olar Chinese. Bir şey daha vardı ama durun bakayım ben sanki buradan farklı bir şey daha çıkarabilir miydik diye bakayım. Yani bunu finalize ettik aslında. Bu bitti. Neticede source'u belirledik, kaynağını belirledik. Bir yorum burada gerekirse yani bu işte 110'la başlayıp 224'le biten IP bizi botnetine katmaya çalışıyor mu diye bunu yorumlayabiliyoruz ve drop oluyor. Yani size bir şey infect etmeye çalışıyor. İlk daha exploit safhasında size bir shell code atmaya çalışıyor. Burada ben şeyi sadece aslında blok edeceğiniz o değil. O shell code'ları getirmiştik ya, hatırlıyor musunuz? O shell code'un içinde bir wget vardı. WGET'ten sonra bir IP daha vardı. Onu da bloklamanız gerekiyor. O var mıydı bilmiyorum buradaki listede. Ona dikkat etmedim. Eğer o buradaki ilk en sonki source IP listesinde yoksa onu da ekleyip bunların bunun rapor edilmesi gerekiyor. Yani bu IP'lerin direkt bloklanması gerekiyor. Yani onu onlar karar verecekler. Siz sadece rapor edeceksiniz. Evet. Sanki böyle değişik, yanlış hatırlıyor olabilirim. Başka bir signature çıkacak gibiydi ya da şuradan da çıkmış olabilir. Neyse, tamam, bununla çok vakit kaybetmiyorum. Zaten meseleyi bitirdik yani. Tamam. Şimdi bir tane daha yapalım. Şuydu sanırsam ve bununla kapatalım. Ticket'a nasıl döküyorsunuz? Böyle bir ticket örneği de görebilsek keşke. Öyle bir ihtimal var mı? Ben işte söyledim, bakın bu en sondaki getirdiğiniz URL, source IP, işte bunların hepsinin olduğu resmi çekin, tamam mı? Onu yapıştırın, bir kere onun olması lazım. Onların içerisinde temiz ol, yani bloklanacak ya da suspicious IP'ler, işte malicious IP'leri yazmanız gerekiyor. Onu rapor etmeniz gerekiyor. Yani bilmiyorum siz ne kullanıyorsunuz? Jira mı? Resilient mi kullanıyorsunuz? Resilient. Yani biz çok familiar değilim onlarla. Bir ara Resilient kullandık ama ve onlar zaten her şeyi cover edecektir yani. Şimdi şu IP 90. Bilen söylesin bu nedenin. Bu da bir set sanırım. Ne olmuş burada? Yine botnet olmuş. Tamam. Bir hızlıca bakalım. Hani ne olduğunu anlamak için. Picos görünüyor hocam. Picos mu? Peki. Şimdi bunun bir şeyi olması lazım. Onu görmek istiyorum ki hani aynı şeyi getirelim diye. UTM blocked. Tamam. İşte burada. Kaynak burada. Malicious kaynak burada. Evet. Burada. Tamam. Neymiş? Mirrors OCF Berkeley falan. Tamam, güzel. Şimdi şu
Şunu alalım. Hocam bu galiba botnet değildi ama. Bu mu? Evet, incelediğimizde bu aslında Linux Update Server e-maillerinden bir tanesi çıkmıştı. Bunu öyle algılamış. Bakacağız, şimdi şöyle yapacağız. Yani IP'leri getireceğiz, oradan bakacağız. Bilemiyorum ben. Yani haklı olabilirsiniz. Ben alarmı... Zaten şöyle hani o Berkeley diye çıktı, bana garip geldi biraz. Yani aynı Berkeley mi? Sanırım aynı, bilmiyorum. Bir daha bakalım. Pardon, burada değildi diye. Şuna mı bakmıştık? Hangisine bakmıştık ya? Aa, çıkalım. Şuna da bakalım. Buradan çıkmasa Splunk'tan devam edelim. Ben buradaydım. Tamam. Şimdi Mirrors Berkeley Edu. Yani bu malicious değil. Berkeley Üniversitesi'nin şeyi. Bakalım. Yani evet, öyle bir alarm vermiş. Çok ilginç. Ama yine de Splunk'tan bana bakalım neler getirebiliriz. Yani farklı bir şeyler getirebilir miyiz diye. Ne zaman olmuş? 2.04 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. July 6, 2.04. Bakalım. Ups. ...02 alalım. Bu çabuk bitsin. 02 ve 04 diye alalım. Siz buna baktınız öyle mi? Bunu kapattınız yani. Bu SOC Challenge Day'de çıkan sorulardan bir tanesiydi. O ara bakmıştım hocam. Okey. Güzel, hızlıca geldi. 11 tane. Tamam. Şimdi bir tane destination IP geldiğine göre, ya da destination, bakayım o neymiş? 84. Burada 84. Şuradan bir bakalım. Ben şunu eklemiştim. Ne çıkacak? Virus Total'dan arama yapılabilir. Amazon. Evet. Bu Whois'den tekrar bakılır. Burada Whois kaydı var ama tekrar biraz onu detaylıca bakmak. Ama temiz oldu ortada. Yani web client vesaire. Başka şeyler var mı? Signature var. İlginç. Evet. Q-Radar'daki destination IP niye gelmiyor hocam burada? Göreceğiz bakalım. Yani aynısı mı niye çıktı diye soruyorsunuz. Q-Radar'da destination IP herhalde farklıydı bu gördüğünüzden. Destination IP. Burada bir tane gösterdiniz ya. Bakmak lazım. Çok şeyine bakmadık ki Q-Radar'da. Bilemiyorum. Because, evet, source, signature, sanki, Allah Allah, bir şey ben merak ettim arkadaşlar, bir şunu artırabilir miyim? Ben önceden de baktığım için sanki böyle değişik şeyler pardon, 2.10 diyelim. Evet, burada. Yani buradaki şeylerde, proseslerde hiç malicious bir proses yok arkadaşlar. Update var. Yani buradan bakarak onu çıkarabilirsiniz aslında. Şöyle yapalım. Mesela table'ı yapalım ama table'ı en son yapalım, olur mu? Ben o dediğinize bakalım. Host name. Şuna bir bakalım mesela. Ne çıkacak bakalım.
169 çıktı. Evet, yine 169 çıktı. Tamam, onlara şey yapalım. Evet, UC Berkeley. Diğerine bakalım. Bu da UC Berkeley. Aynısı sanırım, değil mi? O yüzden. Bir dakika, şu hızlıca şu logla bir bakalım. Farklı bir şey var mı diye. Ya da şuradan bir dakika. Signature update. Peki bu YumTool yeni bir tool mu şeyde sizde? Bizim bu şeyde mi? CNL'de mi? Biliyor musunuz bunu? Yok hocam, böyle bir şey. Onu bilmiyorum. Yani peki, görmedik. Linux komutu gibi bir şey hocam. Yum yapıyorlar ya, hani update yaparken belki öyle bir şey. Bunu biliyorum da bu YumTool dediği, yani YumTool acaba o paket olarak mı, Linux'te kullanılan tool, paket olarak mı tool kastetmişler? Şuna bir bakayım. Sonra tekrar diğerine dönelim. Mesela burada da error diyor, bu çıkıyor. Mirrors. Bakın şeyde, o bizim hatırlıyor musunuz QRadar'da gördüğümüz şey? Bu. Aslında burada mesela Splunk error olarak veriyor onu. Aynısı. Yani şey olarak vermiyor. Başka bir şey, biraz daha cautious davranıyor QRadar. Evet, bu da çıkmış oldu. Peki şeye dönelim tekrar. Diğerine bakalım. Şu VPN değişikliklerinden sonra çok fazla false pozitif olmaya başladı hocam QRadar'da. Ya false pozitifler insanların, yani şirketlerin başının belası arkadaşlar. Ve aynı şeye defaatle bakmaktan bıkıyorsunuz artık. Ve bu tabii, bu bıkma işi şey, yani çok tehlikeli bir iş. Yani insanlar sallamaya başlıyorlar. Özellikle servis account'larınızın olduğu yerle çok fazla olduğu şirketlerde. Peki buna da bakalım. Bu da aynı şey. Demek ki iki tane signature varmış. Bir update varmış sizin dediğiniz gibi. Bir de error mesajı. Bu ikisinden dolayı alarm verilmiş. Tamam. Peki şimdi şöyle yapalım. Baştan mesela bakalım. Sanki hiç host yokmuş gibi. Host'a bakmamışız gibi. Table diyelim. Signature. İşte şeyin burada faydasını görüyorsun arkadaşlar. Zamanı genişletmenin Splunk'ta çok işe yarayamış. Aklınıza gelmiyor da. Çok efektif kullanmak gerek. Hostname'i kaldıralım. Hep bir kız çıkıyor bu. Bu da bir kız çıktı. Signature. Peki. Ops. Neyse, yani bu hep değişik bir şey çıkarabilir miyiz dedim. Yani yine buraya gideceksiniz. Evet. Yani bunun içine pivot yapabilmeyi başardık en azından. Yani şu değil de. Çünkü bu narrow yapacak. Bunu getireceksiniz. Bu şu iki şeye de baktık. İki signature'a da baktık. Bu iki signature de aslında hata veriyor. Bunları şey yapacaksınız. Buradan signature yapabilirsiniz. Buradan sonra yapabiliriz aslında. Şöyle yapabiliriz şimdi. Table. Signature. URL. Tamam, yani burada şu geçmemişti, şu geçmişti. Yani bunun aslında, buna şeyi de ekleyelim. Source IP. Yok, o zaman destination. Evet. İşte bu sizin ticket'ınızı bitirdiğiniz nokta olacak. Şunun resmini çekersiniz, tamam mı? Oraya koyarsınız. Diyeceksiniz ki işte bunu tabii öğrenmeniz gerekiyor. Yani bunun fonksiyonu nedir diye.
Bunu genelde şeyde mühendisler biliyorlar. Yıllardır orada olduğu için yani böyle bir şey alarm veriyor. O şudur diyecek falan. Alarm vermiş. Bunun şeyi de bu. Buna biz bakmış mıydık arkadaşlar? Şey, bunun ne olduğunu? Temiz çıkmıştı. Bu muydu? Evet, UC Berkeley. Tamam, onu da eklersiniz. Bu 169 işte IP'si UC Berkeley'nin, bu çıkan URL'de işte update şu bilmem ne URL'de falan. Tamam dersiniz ve kapatırsınız. Tamam. Ya pretty much böyle yapıyorsunuz yani bu işleri. Ben yani bizim arkadaşların yaptığı iş, yani çok fazla farklı işler yapanlar başka kod şey kullanıyor arkadaşlar. Hazır query kullanıyorlar. Çok uzun query'ler var. Evet, baktığınız zaman içine tek tek yani make sense yapıyor. Ha şunu soruyor falan, şunu bulmaya çalışıyor diyorsunuz ama bizim yazabileceğimiz query'ler değil. Onları hazır veriyorlar. Arkadaşlar orada sadece IP'yi değiştiriyorlar. Host name'i değiştiriyorlar. Search yapıyorlar. Siz şu yapılanları anlayabiliyorsanız, kendi başınıza yapabiliyorsanız yani Splunk kullanmaya hazırsınız. Splunk'ın kullanıldığı bir ortamda çalışmaya hazırsınız demektir arkadaşlar. Tamam. Hocam o sorguları firmadaki, şirketteki önceki sorgulardan alıp modifiye ediyorlar değil mi? Yoksa bu paket olarak